Değerli izleyiciler, bugün benim de uzun zamandır tanıdığım ve çalışmalarını takip ettiğim çok değerli bir bilim insanı ile beraberiz. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Arıkan bizlerle birlikte. Kendisi Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü tarafından da geçtiğimiz yılın bilim adamı ödülüne layık görüldü. Yapmış olduğu Polar Codes kutupsal kodlama çalışması aynı zamanda da dünya teknoloji devlerinin radarına girdi ve bugün Huawei'in kullandığı 5G teknolojisinin iletişim algoritması olarak kullanılmakta. Peki Polar Codes, özellikle kutupsal kodlama 5G'nin neresinde katkı sağlayacak? Bunu kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hoş Arıkan. bulduk, hoş bulduk. Geliştirmiş olduğunuz Polar Codes, kutupsal kodlama 5G bugün dünyada teknolojinin yeni bir dijital kırılımı olan 5G teknolojisinde kullanılıyor. Ağ iletişim algoritması olarak ne gibi katkı sağlayacak 5G teknolojisine? Nedir Polar Codes? Polar Code bir çeşit hata düzeltme algoritması. Verilerin iletişiminde gürültüye karşı dayanıklı olmasını sağlayan bir algoritma. Polar Code tabii ki bunu sağlayan tek algoritma değil. Aslında Polar Code'lar olmasaydı da 5G olacaktı. Polar Code'lar yeni geliştirilmiş bir algoritma. Bazı iyi özellikleri nedeniyle eskiden kullanılmakta olan başka bazı algoritmaların yerini aldı. Peki 5G teknolojisine nasıl bir katkı sağlayacak Sayın Erkan? 5G teknolojisinde özellikle protokol bilgilerinin güvenilir bir şekilde bir noktadan başka noktaya iletilmesinde onları hatalardan arındırmak için kullanılacak. Ama şunun altını çizmek istiyorum. 5G'yi polar kodlara borçlu değiliz. Bu iletişim teknolojisinde, telekom mühendisliğinde doğal olarak ilerlemeler, gelişmeler oluyor. Polar kodlar böyle bir ilerleme. Her yeni teknik ilerleme zaman içerisinde yeni kuşak haberleşme standartlarında kendisine yer bulabiliyor. Polar kodları böyle değerlendirmek lazım. Yani 5G teknolojisinin olmazsa olmaz bir parçası gibi değil de 5G teknolojisinin daha iyi çalışmasını sağlayacak, katkı sağlayan bir yöntem olarak düşünmek daha doğru olur. Erdal Bey, özellikle ben bu çalışmanızdaki süreci de çok kısaca almak isterim. Bu çalışma aslında benim doktora tezimle bundan 30 sene önce başlayan bir çalışma. Ve aradıklarla tamamen kesintisiz değil. Benim üzerinde çalıştığım alanın çözülmemiş problemlerinden birisine çözüm arayışı içerisinde geliştirilmiş bir algoritma. Daha sonra bu algoritma aslında tamamen akademik bir çalışma olarak yapılmış olmasına rağmen telekom dünyasının dev firmaları bunun üzerine düştüler ve onu aslında laboratuvardan bir yerde ürüne dönüştürdüler. Tamamen benim katkılarımla bütün bu süreç tamamlanmadı gayet ve onu da belirtmemiz gerekiyor. Evet, şimdi 5G teknolojisinde hayatımızda önemli değişikliklere neden olacak, bunu sağlayacak. Öncelikle insan hayatında ne gibi farklılıklar, ne gibi bir değişim yaşanacak 5G ile birlikte? 5G ile birlikte şu anda 4G'deyiz. 4G bize hızlı veri iletişimini getirdi, videoyu getirdi. Bundan 10 sene öncesine göre belki 10 misli daha fazla veri tüketiyoruz, video izliyoruz özellikle. Fakat faturalarımız artmadı. Eskiden telefon faturasına ne ödüyorsak yine aşağı yukarı aynı miktarı ödüyoruz. 5G bu hızları bir 10'la, 100'le hatta 1000'le çarpmayı vaat ediyor. Tüketicinin belki göreceği ilk yeni uygulamalar artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi uygulamalar olacak. Çok daha hızlı video iletişimi görebilecekler. 5G'nin 4G'den farklı olarak iş dünyasına getireceği bazı yeni servisler var. Özellikle bugünkü dijital yönetim ve kırılma konferansında bulunuyoruz bugün burada. Bugün tartışacağımız konular 5G'nin yeni iletişim teknolojilerinin sanayiye, üretime,
finans sektörüne getireceği yeniliklerle ilgili. Bunları tartışacağız. 5G bu endüstriyel uygulamaların sanayi ve finans dünyasında olacak olan veriye dayalı, veriden bilgi çıkarıp bu bilgiyi eyleme dönüştürme, kararlara ve eylemlere dönüştürme konusunda gerekli olan iletişim altyapısı olacak. İletişim altyapısı olacak. Olmazsa olmaz bir parçası aslında bu dijital kırılmanın ya da dijital dönüşümün 5G. İş dünyasında da aynı zamanda bununla birlikte yeni yatırımlar da gerektirecek değil mi? Aslında çok büyük yatırımlar gerekecek. Özellikle çekirdek şebekede fiber altyapının kapasitesinin arttırılması gerekecek. Aslında kullanıcı tarafında veri hızları 10 kat, 100 kat, 1000 kat arttığında şebekenin, iletişim altyapısının her noktasında kapasitenin benzer şekilde arttırılması gerekecek.